Ve İranlılar burada çok son derece zekice bir siyaset izlediler. Yani Türkler, Türkiye işte Barzani hakkında atıp tutarken, onu PKK ile aynı kefeye koyarken, terörist ilan ederken, yabancılaştırırken İran ne yaptı? Talabani'nin cenazesine katıldı. Hala Kürdistanlı Severler Birliği ile angajmanını sürdürdü. Türkiye'nin şimdi Bağdat'la bir şeye girmiş durumda. İşte Bağdat'la bir yakınlaşma siyaseti izleniyor Barzani karşıtlığı üzerinden. Fakat bu Türkiye'yi bir yere götüremez. Bağdat'la olan yakınlaşmanın sınırları var. Yani bunu gördük. Bu referandum krizi olup biterken, Türkiye ve Bağdat ortak hareket ederken dahi Abadi dedi ki Başika'dan Türkiye güçlerini çeksin. Bu konu yine gündeme gelecek, yine problem olacak. Türkiye hep diyordu ki biz Başika'da, Barzani'nin izniyle biz Başika'dayız. Şimdi Barzani, sen kendin baltalamış durumdasın. Bağdat sana Başika'dan çık diyecek. Bağdat'la da bir sürü konuda anlaşamıyor ve çok ciddi bir güvensizlik var. Her şeyden önce Abadi güvenmiyor Erdoğan. Dolayısıyla kim kaldı geriye? Barzani gitti. Bağdat'la bir uzun soluklu bir ilişki kurmanın imkanı yok. Türkmenlere mi güveniyor? Yani Kerkük'teki Türkmenler de bu arada Türkiye'den çok hoşnut değil. Onlar üzerinde de İran'ın nüfusu Türkiye'nin nüfusundan daha fazla. Çünkü Türkmenler diyor ki Türkiye neredeydi? Yani Kürtler Kerkük'ü alırken Türkiye Kerkük petrolünü satıyordu. Bizi sattı yani Barzani ile dostluğu için. Dolayısıyla Kerkük'teki Türkmen popülasyonunun da Türkiye ile çok yakın, gerçekten güçlü ilişkileri yok. Kim kaldı geriye? Hiç kimse kalmadı. Dolayısıyla Türkiye'nin Irak'taki nüfusu, yani İran inanılmaz hamlelerle nüfusunu genişletirken akıllıca politikalarla Türkiye bence son derece stratejik hatalar